Değerli arkadaşlar, o gün sandıkları sahiplenen arkadaşlarımız günün sonunda sandıklar sayılıyor ya. Sandıklar sayıldıktan sonra bir ıslak imzalı tutanak tutuluyor. Bu tutanağın adı, İdris Bey resmi adını söyleyelim. Sandık sonuç tutanağı efendim. Sandık sonuç tutanağı, evet. Yani şöyle bir tutanak. Çünkü bir de bunların birleştirme tutanağı var falan ayrı. Bu sandık sonuç tutanağı. Ve bu tutanakta 7 imzayla sandık başkanı oluyor, sandık başkan yardımcısı oluyor. Bir de son seçimlere giren ve en yüksek oy alan 5 partinin de sandık görevlileri yer alıyor. Biz ilk defa seçime girdiğimiz için bizim sandık görevimiz olmayacak. İnşallah bundan sonraki seçimlerde bizim arkadaşlarımızla imzaları olacak burada. Ama sandık müşahidi diye bir sistem var. Resmen sandık müşahidi olarak bu 7 kişinin dışındaki insanlar da gidip sandıkları izleyebiliyor. Yani müşahede zaten şahitlikten geliyor, izlemekten geliyor kelime biliyorsunuz. Eski kelime ama dolayısıyla o gün yapılacaklar son derece önemli. Ne oluyor? Bu ıslak imzalı tutanağın bir fotoğrafı çekiliyor. Bu fotoğraf sisteme yükleniyor. Yani sandıkları sahiplenen arkadaşlarımızın yapacağı ıslak imzalı tutanağın fotoğrafını çekip sisteme yüklemek. Bunlar da son derece basit. Biraz sonra Mustafa Bey ekranda kullanım ekranıyla beraber sizlerle bunları paylaşacak. Bu kadar basit. Şunu da vurgulamak istiyorum ki bu sistem daha önce de söylediğim gibi bütün vatandaşlarımıza açık bir sistem. Formu doldurmak, bir sandığı sahiplenmek gerçekten vatandaşlık görevinin belki de en önemli unsurlarından bir tanesi olacak. Saydık nokta bize katılmak sadece ve sadece demokrasiye sahip çıkmak anlamına geliyor. Seçim gecesi de hep beraber inşallah yine bu sistemin, saydık biz sisteminin sayfalarından hep beraber sonuçları ayrıca izleme imkanına sahip olacağız.